problemler, yaşadığı mutluluklar, bunların hepsini gazeteci Halil Demir arkadaşımız bize anlatacak. Afşin Haber Merkezi'nden bölgede etkili ve etkin bir haberci. Biz de bölgeyi bütün ayrıntılarıyla dinlemek ve anlamak adına hoş geldiniz diyelim. Halil Hoş Bey, hoş bulduk. geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum Sağ olun. Siz de sizlere. tekrar yayınımıza mutluluk kattınız, huzur kattınız, dolu dolu bilgiler katacaksınız umarım. Bizler sizi tanıyoruz ama sizi tanımayan insanların tanıması açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir imkanı özellikle deprem bölgesine verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ara ara da zaten deprem bölgesindeki son durumları sizler vasıtasıyla da takip etme şansımız oluyor. Bu noktada Üniversite TV'nin hakkı ödenmez. Çok teşekkür ediyoruz. Akabinde Ramazan ayı içerisinde bulunmamız dolayısıyla tüm İslam aleminin ben Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Ümit ediyoruz. Efendim sonrasında malumunuz deprem nedeniyle birçok vatandaşımızı kaybettik. Bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve geride kalanlarımıza da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Sonuçta bölgedeyiz. Bu vesileyle de bugün sizlerle birlikteyiz. Efendim Halil Demir, tabii insanın kendi kendisini anlatması çok zor ama ben aslen Afşin ilçemizdenim ve özellikle de 28 yıldır yayıncılığın içerisindeyim. Bir şekilde ona yakın haber sitemizle bölgenin nabzını tutuyoruz. Bunun yanı sıra da o bölgede sosyal hayatın tamamen içerisindeyiz. Yani şöyle düşünün, bugün bir noktaya yardım ulaşacaksa bizsiz olmaz. Mutlaka işin içindeyiz. Yani böyle bir düşünün. Bunun yanı sıra gerçekten bölgenin tanıtımına çok güzel katkılar sunuyoruz. Ashab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği ekibimizle beraber Türkiye'nin 17 ilinde 18 yıldır tanıtım etkinliklerine katılıyoruz. Bir şekilde bir ayağımız il dışında, bir ayağımız memlekette çalışmalara katkı sunuyoruz bir şekilde. Tabii bölgemiz tarihi, turistik, bunun yanı sıra da spor, siyasal anlamda da çok zengin bir coğrafya olunca biz hiç boş kalmıyoruz. Bir şekilde sürekli olarak aktif sahadayız efendim. Evet. Depreme gelelim. Deprem anında neredeydiniz? Neler yapıyordunuz? Biraz o günü anlatır mısınız? O güne gidelim. Şimdi en başta Rabbim böyle bir imtihanı hiç kimseye yaşatmasın. Bu temenniyle başlamak istiyorum. Ben 6 Şubat 2023 tarihinde 04.17'deki Pazarcık merkezli depremde evimizdeydik. Yani yatıyorduk. Biz o depremde kalktık, yatağımızda oturarak 2 dakika geçirdik. Yani 2 dakikaya yakın bir sallantı oldu. Ama hani yatağımızın üzerinde oturarak dediğim şu, bir panik havası yaratmadı Afşin ilçesinde. Ama bu arada gerçekten Pazarcık'ta ve Kahramanmaraş'ta büyük yıkımlar yaşandı. Asıl Afşin'i ve kuzey ilçeleri yıkan deprem aynı günün saat 01.27'sinde meydana geldi. 13.27'de meydana geldi. Tabii Ekinözü merkezli bir deprem. Yani düşünün, bizler hep böyle deprem haberleri yapıyoruz ama işte en fazla deprem haberi yaptığımız 6,5'ti. Ben öyle hatırlıyorum. Şu anda 7,4 ile 7,5 ile 7,6 ile 7 ile biz deprem yaşamış bir şehiriz. Tabii hani uzmanlar sürekli olarak uyarıyorlar. Bir Kahramanmaraş depreminden bahsediyorlardı. Ama maalesef biz Kahramanmaraş depremi denildiğinde Kahramanmaraş merkez aklımıza geliyor. Hiçbir şekilde bizim kendi deprem kuşağında olduğumuz aklımıza değildi. Ama biz gerçekten o büyük depremi yaşamış olduk ve 13.27'deki depremde ben haber merkezindeydim. Tabii 5 katlı bir binanın 1. katı. Tabii ki çıkmamız kolay oldu ama hani tanıtımlarda da diyoruz 5 saniye içerisinde, 6 saniye içerisinde bulunduğunuz yeri terk etmeniz lazım. Hiç mümkün değil. Çok zor bir durum.
Ve ben özellikle de depremi hiç tanımadığımızı orada öğrenmiş oldum. Bunu ifade edeyim. Biraz sonra da zaten özellikle kanalınız vasıtasıyla öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz olacak bu noktada. Çünkü yaşamadığınız sürece depremi hiçbir şekilde bilmiyorsunuz demektir. Bunu biz görmüş olduk. Tabii biz deprem yaşandığında bina dışına çıktığımızda ilk yıkılan binalardan bir tanesi Afşin Belediyesi binası oldu. Ve o enkazda 3 kişi kaldı. Daha sonradan tabii ki iki kişiyi kurtardılar ama bir kişiyi kurtaramadılar. Bu arada gece yaşanan 04.17'deki depremde ben hani deprem yaşanıp bittikten sonra o 2 dakikalık sarsıntıdan sonra şehir merkezine geldim. Ve özellikle ilçe kaymakamımızla, belediyemizle bir şekilde hemen irtibatı kurup ve bizim bir WhatsApp grubumuz var. Muhtarlarımızın özellikle ekli olduğu. Muhtarlarımızla iletişimlerimizi kurup ilçemizde herhangi bir sıkıntının olmadığını öğrenmiş olduk. Tabii belediye başkanımızı aradık. Makamdayız, buyurun dediler. Biz bir röportaj aldık o an için. Çünkü düşünün, bizim telefonlarımız da sürekli çalıyor. Gurbetten vatandaşlarını merak edenler var, buradaki akrabalarını merak edenler var. Başkan Bey'in sürekli olarak telefonları çalıyor. Dedik başkanım, bir mesaj verin en azından ki vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Özellikle gurbettekilerin. Ve başkanım sağ olsun Mehmet Fatih Güven Bey, Afşin'de bir sıkıntı yok diyerekten bir demeç verdi. Ve demecin sonucunda da biz de Elbistan ve Kahramanmaraş'a ekiple beraber yardıma gidiyoruz dediler. Yani düşünün, böyle bir depremin devamında artçı depremleri dahi bizler düşünmedik. Yani hiç aklımıza bile gelmedi. Ve belediye başkanımızla birlikte yayın sonrası binayı terk ettik, belediye binasını. Belediye başkanımız ekiple beraber Kahramanmaraş'a gittiler ve bu arada kar yağışı var. Ara ara yağmur yağışı var. Meydanda da, belediye meydanında da bir çadır kuruldu, büyükçe bir çadır. Ve yine meydanda camilerimiz olması dolayısıyla vatandaşlarımız da zaten birçoğu camilerimizdeydi. Oradan görüntüleri aldık. Şimdi 13.27'deki deprem öncesinde ben haber merkezine geldim. Haberlerimi girdim. İşte sobamı yaktım. Çayımı demledim. Kahvaltımı yaptım. Tıraşımı oldum çünkü o gün pazartesi. Yani okullarda kar yağışı dolayısıyla bir önceki geceden ertelenmişti, tatil edilmişti. Tabii normal düzene geçtik biz ama işte tam 13.27'de ikinci deprem meydana geldi. Ve şimdi belediye çalışanlarımızın çoğunluğu Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi'nde görev aldılar. Ve orada tam enkaz çalışmalarına başlamışken deprem meydana geldi. Onlar da canlarını zor kurtardılar ama onların tekrar ilçeye dönüşleri çok geç oldu, çok zor oldu. Çünkü hem kar yağışı, hem yoldaki kazalar, hem de birçok aracın işte farklı şekilde yolları kullanarak, ters yolları kullanarak bir yerlere ulaşma çabası sebebiyle o araçlar tekrar ilçemize gelemedi. Düşünün, belediye binası yıkıldığında belediye binasındaki o enkazda mahsur kalanları çıkarmak için bir keski aleti bulmak için bile yarım saat arayış içerisindeydi. Yani o kıyamet sahnesini yaşamış olduk. Bizim özellikle o bölgede yaşayanlar bilirler. Yeşil Evler dediğimiz bir bölge var. Orada tam 43 tane bina aynı anda yıkıldı. Tabii genel anlamda bizim o bölgede hep bina yıkıldı diyoruz ya, bu bir dil alışkanlığı. Binalar yıkılmadı biliyor musunuz? Çöktü. Yani birinci katın üzerine çöktü. %70 oranında bir zemin sıvılaşması sebebiyle biz bu sıkıntılar yaşadık. Yine şehir merkezinde yıkılan binalar oldu. Ve ondan sonra da zaten devletimiz Çorum Valiliğini bize görevlendirmiş oldu. Elbistan ilçemize Aksaray Valiliğimiz ve Samsun Valiliğimiz görevlendirildi. Göksun ilçemize Batman Valiliğimiz görevlendirildi. Gibi böyle valiliklerimiz hemen birinci günün akşamında zaten ilçemizdelerdi ve idareyi ele aldılar. Fakat bilmiyorum, yayıncı olarak sizler biliyor musunuz? Biz bilmiyorduk. Yani böyle bir afet karşısında o bölgeyi tamamen ele alabilecek koordinatör valiler
koordinatör iller atamaları olduğunu. Gerçekten güzel bir sistemmiş ki düşünün yani belediyeydi, kaymakamlıktı, tüm kurumlardaki bütün personelin aileleri depremi yaşamış durumda. Onlar da yaşamış durumdalar ve hiç kimse bir şey yapamıyor. Yani düşünün bir tane keski aleti lazım oldu. O keski aletini bulabileceğimiz iş yeri sahibine ulaşmak ne kadar sorunsa, iş yeri sahibinin de o psikolojiyle gelip o iş yerini açıp o keski aleti vermesi de bu kadar psikolojik sorun haline geldi. O sebeple ben kesinlikle depremi hiçbir şekilde tanımadığımızı öğrenmiş oldum. Şimdi haberler yapıyoruz. Bazen depremle alakalı yazılar yayınlıyoruz. Okullarımızda, hastanelerimizde deprem tatbikatlarına katılıyoruz. Hani manşetler atıyorduk, deprem gerçeği tatbikatı gerçeği aratmadı gibi filan, ama inanın biz hiç kendimizi o atmosferde hissetmemişiz. Yani düşünün o 7,7'lik, 7,8'lik depremde bir binadan nasıl çıkılabilir? O an için hiç yapamıyorsunuz. Yani çok zor bir durum. Rabbim tekrar söylüyorum, hiç kimseyi böyle bir afetle bir daha imtihan eylemesin diye. Doğru diyorsunuz. Peki orada koordinatör valileri bizzat ben de gördüm, ama koordinatör valileri de bölgeyi tanımadığı için onlar da yine dönüp yerel yöneticilere soruyordu. Tabii. Aslında işin yine büyük bir yükü ve çoğunluğu yerel yöneticilerdeydi. Bölgenin kaymakamı ve bölgenin belediye başkanındaydı. Çünkü dışarıdan gelen bir Aksaray valisi ya da dışarıdan gelen bir Yozgat valisi orada iş makinesini nereden bulur bilemez. Tabii. Keskiyi nereden bulur bilemez. Yine dönüyor dolaşıyor, yine iş başa düşüyordu şimdi nihayetinde. Şimdi o noktada tabii yani sosyal medyalar üzerinden işte belediye başkanımız veya ilçe idaresi eleştiriler aldı. İşte başkanı göremedik, işte piyasada yoktu, sahada değildi falan gibi. Aslında biz sonrasında yazdığımız köşe yazılarıyla haberlerde de bunu kanıtlamış olduk. Şimdi Çorum Valiliği idareyi ele aldığında belediye başkanımız sağında, kaymakam bey de solundaydı. Yani her daim aslında vali beyi yönlendiren de onlar oldular. O yüzden çok sahada bulunamadılar. Ama fırsat buldukça da sahada biz belediye başkanımızla kaymakamımızla çalışır vaziyette gördük. O da ayrı bir durum tabii ki. Ama bu arada gerçekten güzel bir şey. Yani orada kurulacak aş evleriyle alakalı bir ilçe kaymakamı bakıyor, biliyor musunuz? İşte orada kurulabilecek konteyner kent için, çadır kent için ayrı ayrı kaymakamlar bakıyor. Yani o süreçte 10 kadar kaymakam gördük. 10 kadar işte belediye başkanı gördük. Ama sağ olsunlar. İşte Samsun Valiliğimiz, Aksaray Valiliğimiz olsun, Kayseri Valiliğimiz ve Büyükşehirimiz olsun, yine diğer illerimizin büyükşehirler olsun, gerçekten Hızır gibi yetiştiler. Tabii ki her insan anında kendilerine müdahale olsun, anında ellerini tutan birileri olsun istediler. Ama şimdi ne diyor abi uzmanlar? Asrın felaketi diyor. Yani düşünün, Türkiye'nin kalbinde yaşanmış ve coğrafya olarak da büyük bir coğrafya. 11 ili kapsayan. Ve biz bir de en büyük sıkıntıyı nerede yaşadık biliyor musunuz? Hani sürekli komşuluk ilişkilerinden bahsederiz ya. İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Biz depremi yaşadığımızda bütün komşularımız depremi yaşadı. O coğrafyayı öyle düşünün. Zaten bölgeye geldiniz, gördünüz, yakından biliyorsunuz. Ve bize hep ikinci, üçüncü derece komşularımızdan yardım geldi ilk etapta. O gecikme sebebiyle de tabii ki sıkıntılar çekildi. Ama Allah razı olsun, notlarım arasında da var yine. 81 ilimizden ve birçok yurt dışından, ülkelerimizden o kadar insanımız yardım gönderdi ki. Biz hani depremin olduğuna mı üzülelim, yoksa yani böyle bir güzelliğin, böyle bir kardeşlik atmosferinin yaşandığına mı sevinelim bilemedik. Böyle bir durum. Yani notlarım arasında rakamlarımız var. Sadece Afşin ilçemize bu süreçte, yani 14-15 günlük süreçte, bakın 40 günlük süreci söylemiyorum, 14-15 günlük süreçte 584 tane tır gelmiş, yardım getirmiş, biliyor musunuz? Bu müthiş bir kardeşlik. Ve biz tabii
aslında insanımıza moral olan, insanımızı ayakta tutan durum da bu oldu. Yani Rabbim tabii böyle bir durumu hiç kimseye bir daha yaşatmasın ama böyle bir güzelliği de birebir görmüş olduk. Ve ben manşetten vermiştim. Burada da yayınınız vesilesiyle söyleyeyim. Kahramanmaraş olarak, ilçeleri olarak 81 ilimize artık vefa borcumuz var. Yani böyle haberler yapıyorduk. Elazığ depremi, bakın hemen yanı başımızda. 3 saatlik yol. Van depremi yine öyle. Bunları biz yayınlarda verdiğimizde insanımıza, yani her ne kadar televizyonlar gösterse de, sosyal medyalardan yayınları yapılsa da böyle hayal meyal geliyordu. Ama biz şimdi depremi yaşadık ya, 81 ilimizde, tabii Allah göstermesin öncelikle, ama böyle bir olay vuku bulduğunda veya diğer afetler meydana geldiğinde bizi artık yollarda görebileceksiniz. Yani 46 plaka artık her zaman yollarda olacak. Bu da ayrı bir durum. Çünkü 19 plaka başta olmak üzere Çorum'umuz, tüm illerimizi biz bu afette sahada gördük. Bu da ayrı bir güzellik oldu bizim için. Evet. Afşin'le ilgili biraz bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Toplam kaç bina yıkıldı? Toplam kaç deprem şehidimiz var? Bu veriler var mı elinizde? Şimdi şöyle, elbette ki yani bölgede habercilik yaptığımız için sürekli olarak bu rakamlarla biz haşır neşir olduk. Biz Afşin 83 bin nüfuslu bir yer ve bu depremi Afşin'imizin 76 mahallesi birden yaşadı. Ve o panik halinde 76 mahallesi birden görmüş oldu. Bu süreçte 155 vatandaşımız şehit oldu. Tabii yani genel anlamında baktığınız zaman 155 az bir rakam gibi görünebilir. Ama o kadar kıymetli insanlarımız vardı ki içerisinde. Biz onları kaybettik. Aileleriyle birlikte vefat edenlerimiz oldu. Benim de iyi bir dostum Sait Tahiroğlu vardı. Aynen. Onu da rahmetle özellikle anmak de, isterim. Yani Sait abi öyle bir depremi sağ olarak yaşamış olsaydı hep böyle ilçeyi toparlar vaziyette olurdu. Sürekli sahada bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yani onu ve ailesini biz depremde kaybetmiş olduk. Bu şekilde çok kıymetli vatandaşlarımızı şehit olarak verdik. Tabii burada ağır hasar almış, yıkılmış ve yıkılacak 4000'den fazla orada konut var. Ve 6000 konut için de temel atma töreniyle birlikte Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir start verildi. Tabii bu bir anlamda Afşin olarak biz şanslıyız. Şu anlamda söyleyeyim, belediyemizin hazırda bir alanı vardı. Orada bir çalışma düşünüyordu zaten, her şeyi tamamlanmıştı. Ve anında TOKİ'ye devredildi ve orada ilk kazma vurulan yerlerden bir tanesi Afşin oldu. Ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da o bölgede, Afşin'de, Elbistan'da, işte o bölgede temel atmalar yaşandı. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir senelik bir süre istedi ama orada ihaleyi alan firmalarla görüştüğümüzde 6 ay veya 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde inşallah bu kalıcı konutlarımız vatandaşlarımıza ulaşacak. Bu sevindirici bir durum tabii ki, çünkü insanlarımız hala çadırlarda kalıyorlar, konteynerlarda kalıyorlar bir şekilde. En azından kalıcı konutlara bir an önce kavuşmuş oluruz. Bir açıdan şöyle bir güzellik de oldu. Şehir merkezi kalıcı konutlarla birlikte ana yola, yani yeni yapılan duble yolun hemen yanı başında kuruluyor ki bu da ilçede özellikle o yöreyi bilenler bilir, güzellik oldu. İnşallah kalıcı konutlar o bölgelerde daha güzel olacak. Belediye binamız yine oraya yapılıyor. Hastanemiz yine oraya yapılıyor ki bunlar önemli bizim için. Tabii diğer rakamsal şeylere gelecek olursak şimdi orada ailelerimize nakdi yardımlar yapıldı. Ve biz istedik ki Afşin'de iş dünyası bir an önce ayağa kalksın. Böyle yayınlar yaptık. Dedik ki az hasarlı olan iş yerlerimizi bir an önce açın. Çünkü vatandaşımızın cebinde para var. Ancak ihtiyacını karşılayacakları yer yok. Ve biz bunu
bir hafta gibi kısa bir sürede çok üzerine düşerek iş dünyasındaki esnaflarımızı, ticarette iştigal eden hemşerilerimizi harekete geçirmiş olduk ve yayınlarımızla da, köşe yazılarımızla da onları destekledik. Düşünün, 2000'den fazla esnafımızın dükkanının açıldığını fotoğraflayıp paylaştık ki her sektörden insanlarımız artık bir şeylere ulaşabilsin. Bu da ayrı bir güzellik oldu tabii ki. Ama ağır hasar verilen, yıkılacak olan yerlerde olan esnaflarımız var. Onlar için de hem Afşin Ticaret ve Sanayi Odamız, hem Esnaf ve Sanatkarlar Odamız, hem de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle güzel bir konteyner, çadır, özür diliyorum, çarşı konteyner alanı oluşturuldu. 100 kadar konteynerimiz de şu anda kuruldu. İş yerlerimiz de yavaş yavaş açılmaya başlandı. Şimdi ben İstanbul dönüşü inşallah o iş yerlerimiz de açıldı diye haberlerini geçmeye başlayacağız. Bunun yanı sıra tabii Çekmeköy Belediye'miz İstanbul'dan yine. Bunlar artık bizim kardeş şehirlerimiz oldu. O kaderi bizlerle orada paylaşmış oldular. Sağ olsunlar. Bütün ihtiyaçlarımız onlar sayesinde karşılanmış oldu. Bir konteyner kenti oluşturdu hızlı bir şekilde. Ve vatandaşlarımıza şu anda yerleri teslim ediliyor. Çadır kentlerde yaşam zaten sürüyor. Özellikle okul alanlarında, işte Gençlik Spor Müdürlüğü'nün bulunduğu alanlarda çadır kentlerimiz oluşturuldu. Orada sıcak yemek de çıkıyor. Şu an itibariyle ilçemizde 14 noktada sıcak yemek pişiyor. Hem Ramazan ayına girmemiz dolayısıyla da artık iftarlarını, sahurlarını yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra da yine şehir meydanında büyük bir aşevi gibi iftar için güzel bir yer alan oluşturuldu. Tabii bu şehir meydanı belediyemizin de olduğu meydandı. Yıkılınca belediyemiz orada büyük bir boşluk da oluşturuldu ve her gelen dışarıdan ya da içeriden şehre burada deprem yaşandığını görüyor. Biraz onun izlerini silmek, insanların psikolojilerini düzeltebilmek adına da bir an önce bir meydan çalışması projelendirildi ve Kayseri Büyükşehir Belediye'mizde Afşin'imizde güzel bir meydan şu anda yapıyor. Böyle bir durum. Ben Göksu'ndan ve Elbistan'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü o noktalarda da aktif olarak habercilik yapıyoruz. Biz Göksu ilçemiz normalde 52 bin nüfuslu bir ilçe. Köy nüfusu yani kırsal nüfus şehir merkezi nüfusundan fazla bir yer. Yaylasıyla meşhur bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Ve elması meşhurdur. Yani öyle bir şey vardır. Orada 657 bina yıkıldı ve yıkılacak olanlar listesinde. Bu da Göksun gibi bir yerde 10 bin kalıcı konutun yapılacağı anlamına geliyor. Aslında Göksun'da temeller atılmadı. Sebebi şu, bugün bile Göksun'da depremler yaşanıyor. Yani buna artçı deprem demeyelim. Çünkü 4,7, 4,9, 5,2 gibi depremler oluyor ve o bölgede tamamen hissedilen depremler. O sebeple tabii o bölgedeki hasar tespitleri de zorlaştırıyor veya yeniden hasar tespit çalışması yapmak durumunda kalınıyor. Ve itirazlar da fazla olduğu için şu anda ekipler yeniden kontrol altına almaya çalışılıyor. O sebeple orada ne kadar konut inşa edileceği belli olmadığı için de şu an için bir temel atma gerçekleşmedi. Ama Batman valimiz sevgili Ekrem Canalp Bey sağ olsun bölgedeler. Yine hemen yanı başında Göksun Kaymakamımız Mustafa Caner Cülükar Bey ve Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın da sürekli olarak orada bölgede çalışmalarda yardımcı oluyor. Tabii yine Batman valimizin yanında Rize vali yardımcımız olsun, diğer kaymakamlarımız olsun bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat o bölgede depremler devam ediyor. Ben yine dikkat çekmek istiyorum o bölgeye ama uzmanların çok sık uyardığı bir şey var. Hasarlı olan binalara yine de girilmemesi yönünde, eşya taşınmaması yönünde çok fazla uyarılar var. İnşallah hemşehrilerimiz bunu dinlerler. Efendim Elbistan'a gelecek olursak, Samsun Valiliğimiz orada ve Aksaray Valiliğimiz şu anda orada. Bu arada atladım zannediyorum. Dün itibariyle Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi Bey'in Afşin ilçemizde görevi tamamlandı ve Çorum Valiliğine görevine döndü.
Kendisini de biz buradan selamlıyoruz. Orada bulunduğu sürece gerçekten vatandaşlarımız o kadar bir güzellik yaşadılar ki sempatisiyle, işte vatandaşın içerisinde halkın yanında olmasıyla vatandaşlarımız Çorum valimizi Afşinlileri çok sevdiler. Ben özellikle selamlar gönderiyorum. Efendim, Elbistan'da normalde 40 bin konut inşa edilecek çünkü o kadar yıkım var. Yani bize göre Elbistan'da yıkım çok fazla. İş dünyasında çok fazla yıkım var. Bir yandan konteyner kentler oluşturuluyor, bir yandan konteyner çarşılar oluşturuluyor. Ve hakikaten o bölge artık yani tam bir deprem bölgesi olmuş oldu. Bunu görmüş olduk. İnşallah yaralar bir an önce sarılır, konutlar bir an önce yapılır ve bir şekilde ayağa kalkarız diye ümit ediyoruz efendim. Evet, hiç kesmek istemedim ben. Bölgeyi çok güzel özetlediniz. Peki Afşin'de ve Elbistan'da üniversite var mıydı? Üniversiteler hasar aldı mı? Öğrenciler ne durumda? Şimdi tabii sizin de biraz ilgi alanınız hem Afşin'de hem Elbistan'da hem Göksun'da hem Pazarcık'ta o bölgede meslek yüksek okullarımız var. Sağlık yüksek okullarımız var. 4 yıllık, 2 yıllık meslek yüksek okulu ve sağlık yüksek okullarımız var. Şimdi o bölgede eğitim tamamen durmuş durumda. Sadece Milli Eğitim Bakanlığımızın girişimleriyle Ekinözü ve Andıran ilçelerimizde eğitime devam kararı verildi ve 27 Mart itibariyle de eğitimler başladı o ilçelerde. Fakat onun dışındaki tüm ilçelerimizde maalesef üniversitelerimizde dahil, meslek yüksek okullarımızda dahil şu anda eğitim imkanı olanağı sağlanmıyor. Tabii dün görüştüm hem Afşin Meslek Yüksek Okulu sekreterimizle, hem Afşin Sağlık Yüksek Okulu sekreterimizle, hem Elbistan'daki okullarımızın sekreterleriyle şu an online eğitim devam ediyor. Ve öğrencilerimiz yaklaşan sınavlarda mağdur olmaması için çalışmalar şu an online devam ediyor. Peki, buradan ailelere ve gençlere depremle ilgili, depremi yaşamış bölgeden gelmiş bir kişi olarak ne mesaj vermek istersiniz? Şimdi Harun Bey, biz çok olmadı aslında Kasım ayında, geçtiğimiz Kasım ayında bir deprem tatbikatı yaptık ülke olarak. Yani çök, kapan, kurtul sloganlı bir deprem tatbikatı. Şimdi orada bizim atladığımız, yani nefsani olarak da söylüyorum, ben kendim de söylüyorum kendim için de, çok önemli bir şey vardı. Hani böyle deprem yaşandığı esnada masanın yanına, çekyatın yanına filan işte çök, kapan, kurtul pozisyonunda olun deniliyor ama bunun yanında en önemli şeyi biz atladık. Orada denildi ki mutlaka bir deprem çantamız olsun. Yani düşünün, ben bölgedeki vatandaşlarımızı, bırakın deprem çantasını, ilk yardım çantamız bile yok evimizde. Küçücük bir şey böyle. Bu kadar bir şey. Bunlar bize ders olsun öncelikle ve depremi yaşamamış olan insanlara da ders olsun. Yani bir hikaye anlatır gibi anlatmıyorum. İnanın biz o soğukta, -30'ları gören o soğukta dışarıda kaldığımızda ilk aklımıza gelen deprem çantasıydı. Yani uyku tulumuydu filan, işte onların içerisinde olan malzemelerdi. İlk etapta düşünün, ekmek fırınlarında ekmek üretilemiyor. Yani durmuş durumda, marketler kapalı. İşte bunları göz önüne aldığınız zaman içecek su. Yani bunları göz önüne aldığınız zaman deprem çantasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. En azından insanımız bir an önce evlerine ve evinde çıkış noktalarına birer tane deprem çantalarını mutlaka alıp asmalar lazım. Bir aksesuar gibi dursun orada. Mutlaka lazım olacak. Afet olur, başka altında. Bir şey olur. Ya da her yatağın altında bir deprem mutlaka çantası olmalı. Mutlaka. Çok önemli. Aracımızda olsun. Aracımızın mutlaka arkasında olsun. Bunlar önemliymiş. Biz bunu deprem aslında bizi izleyen, İstanbul'da beklenen bir deprem var. Aslında bizi izleyen bütün izleyicilerin yatağının altında muhakkak bir deprem kesinlikle çantası olması lazım. Kesinlikle. Hatta bir çanta değil, çocuklarınızın odasında, çocuklarınızın da yatağının altında birer tane olması lazım. Tabii. Her fert için. Çünkü deprem öyle bir şey ki bir odadan bir odaya bile gidemiyorsun. Kesinlikle.
Ve çocuklarımızı cidden öyle bir eğitmemiz lazım ki çocuklarımız deprem anında ilk aklına gelen o çanta olmalı. Tabii. Bu da çok önemli, biliyor musunuz? Yani düşünün, her şeyi unutup çıkıyoruz. Anahtarlarımızı, ne bileyim cüzdanımızı, işte ne bileyim alınabilecek her şeyi unutup çıkıyoruz o an için. Ve hani çök kapan kurtulda önemli olan bir şey daha varmış. Biz onu da gördük. Bazen diyorlar ya 5-6 saniye içerisinde binayı terk etmeniz lazım. Hiç mümkün mü? Mümkün değil. Çok zor. Yani ben birinci katta Afşin Haber Merkezi, birinci kattan bir tane merdiveni indim sadece ya. Yani mümkün değil. Sizi sağa sola vuruyor. Duvarlara tabii çarpıyor. Yani doğru, ayak üstünde duramıyorsunuz. Düşünün, böyle bir sarsıntıdan bahsediyorum. Ve en büyük iş yine eğitimcilerimize düşüyor. Böyle kağıt üzerinde veya işte fotoğrafla veya videoyla anlatmak yerine bir uygulamaya geçsek mi? Her ilimizde, her ilçemizde depremle alakalı bir simülatörler, bir işte ne bileyim o şekilde yeri oynatan bir şeyler olması lazım. Ki hakikaten yaşamadığınız sürece onu hiç bilemiyorsunuz. Öyle bir şey. Ve biz 500 yıl önce görmüşüz depremi. O bölge. Evet. Kahramanmaraş. 500 yıl biriken bir enerji var. Biz yani dünya tarihindeki en büyük rakamla sarsıldık. Çok büyük bir rakam. Hem de yüzeye en yakın mesafe. Aynen öyle. Yıkımın en büyük olmasının nedeni de o yüzeye yakın olması. Aynen. Evet Halil Bey, gerçekten güzel bir program oldu. Yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi milletçe kenetlenmenin en güzel örneğini biz bu afette yaşadık. Bunun yine en güzellerini şu an İstanbul'da bulunmam nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarıyla yaşamış olduk. Şimdi onlar bölgeyi de çok iyi bildikleri için, yani yabancı birilerinin bölgeye bir şeyler yükleyip gelmesinden ziyade bizim o bölgede insanımızın ne ihtiyacı var diye bilebilecek en büyük kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarımız İstanbul'da. Burada 20'ye yakın sivil toplum kuruluşumuz var. Düşünün, yani bunların birçoğu da Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu çatısı altında birleşmiş durumda. Aslında geçtiğimiz haftalarda eleştiriler vardı. Kahramanmaraş merkezde biz bu işte dernekleri, STK'ları göremedik gibi filan, ama ben özellikle depremin yaşandığı 3. gün çocuklarımı İstanbul'a gönderdim. İmkanım vardı, gönderdim. Ki biraz da devlet görevlileri orada rahat hareket edebilsin ihtiyaçlar noktasında diye gönderdim. Ve ben 17. gün geldim İstanbul'a çocuklarımın yanına. Ve burada 5 gün durdum. O 5 gün süre zarfında bu derneklerimiz bu süreçte, deprem sürecinde neler yaptılar? Hepsini birebir gidip derneklerinde ve o toplanma alanlarında birebir konuşmak ve haber olarak yayınlamak şansı elde ettim. Düşünün, köy dernekleri olarak bile çok önemsenmeyen ifadeler kullanılan derneklerimiz dahi kendi çaplarında o kadar güzel işler yapmışlar ki. Yani hiçbir şey olmasa bile mutlaka toparladıkları her şeyi tırlarla bizim o bölgeye göndermişler. Bu bile bizim için yeterli. Artı bir göç yaşandı bu bölgeye. Yani deprem bölgesinden bir akın yaşandı. Bakın, burada sivil toplum kuruluşlarımızın, gurbetçi derneklerimizin önemini biz bir kere daha görmüş olduk. Hepsi evlerini, yurtlarını, kucaklarını açtılar o insanlara. Ve hala da ev sahibi, ensar vaziyetteler, biliyor musunuz? Onlar muhacirlere karşı böyle bir güzel bir güzelliği gördük. Ben en başta İstanbul Kahramanmaraş Dernekler Federasyon Başkanımız Uğur İnanç olmak üzere, Afşinler Başkanımız Ahmet Ardıç, Elbistanlar Derneği Başkanımız Latif Erdoğan, Andırın Derneği Başkanımız Mehmet Güvercin, işte Pazarcık Derneği, özür diliyorum, Türkoğlu Derneği Başkanımız Cafer Bey, ondan sonra İstanbul Arıtaş Derneği Başkanımız, bakın bunlar köy derneği, biliyor musunuz? Hani öyle diyorlar ya, hakikaten o kadar. Ve Arıtaş Dernek Başkanımız Fadime Hanım'la her yaptığım röportajda yani öyle bir ağladı ki. Yani bu bile yeter bizim için. İşten yaşamışlar bunu. İşte bunun yanı sıra Büyük Tatlı Derneğimiz var İstanbul'da, Murtaza Bey olsun. Büyük Derneğimiz var
ilk günlerde ulaşan derneklerde bunlar, hemen kamyonlarda Ramazan Yetkin Başkanım gibi, böyle Küçük Tatlar Derneği'nden Mehmet Barel Başkanım gibi, işte İstanbul Büyük Yapılak Derneği Başkanımız Mehmet Özkan Bey gibi, işte Karamağrı Derneği Başkanımız Yakup Aksu gibi, hepsine çok teşekkür ediyorum. Cidden burada yine Arnavutköy Kahramanmaraşlar Derneğimiz olsun, işte Kent Maraşlar olsun, yine Bilal Ardıç Başkanımız olsun, orada en azından bir kazan kurdular, bir şeyler yaptılar yani Kahramanmaraş merkezde. Bu da önemli. İşte bunun haricinde 7 Dost Derneğimiz var, yine bu bölgede şey yapan Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Derneğimiz var. Yeni kuruldu Esenyurt Kahramanmaraşlar Derneğimiz. Yani herkes bir şekilde elini taşın altına koydu. Ben özellikle buradan bu çalışmaları, bu gayretleri göremeyenlere sesleniyorum. Kesinlikle bu derneklerimizi sürekli olarak desteklememiz gerekiyor. En azından o bölgeyi çok iyi bilen birileri olarak o bölgede yaşanabilecek afetlerde ilk harekete geçebilecek kurum ve kuruluşların onlar olduğunu gördük ve onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezinde o başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında bu isimler vardı. Allah razı olsun hepsinden de. Ve bunun haricinde yine biraz önce söylediğim gibi 81 ilimize vefa borcumuz var. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes bir şekilde bir şeyler yaptılar ve orada aşevi kurdular, yardımlar yaptılar, koliler yaptılar. Hiçbir şey olmadı. Sadece o kolilerde malzeme ayırt etmek bile zaman harcıyor ve insan gücüne ihtiyaç duyuluyor, biliyor musunuz? Yani bunların hepsini biz orada görmüş olduk. Ve son olarak da yine böyle bir afetin, böyle bir felaketin hiç kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Rabbim de hiç kimseyi bu şekilde afetlerle imtihan eylemesin diyoruz efendim. Ve Üniversite TV olarak ve Harun Bey sizlere özellikle böyle bir imkanı verdiğiniz için en azından bu bölgedeki insanların oradaki yaşananları çok ciddi anlamda burada izah etme şansı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, bir deprem özel programında burada yavaş yavaş noktalandırıyoruz. Bölgeyle ilgili önemli gelişmeleri dinledik, olanları dinledik. Başından sonuna Afşin'de yaşananları, Elbistan'da yaşananları, Göksu'nda yaşananları, bunların hepsini Halil Bey bize özetledi. Yine bir deprem özel programında karşınızda olmayı umut ediyoruz. Çünkü biz depremi unutmayacağız, unutturmamaya gayret edeceğiz. Çünkü İstanbul'da olası bir deprem bekleniyor ve bu çok da uzak değil. Aman herkesin evinde yatağının altında bir deprem çantası bulunsun, bunu ihmal etmesin. Çünkü İstanbul'daki deprem çok büyük bir felaket olur. İstanbul'daki deprem ülkeyi belki bir 20 yıl geriye atar. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Huzurlu kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.